Ama özellikle bugün Özgür Özgür Özel çok ilginç bir açıklama yaptı. Aday olmayacağına yönelik olarak kamuoyundaki tartışmaların sonucu konuşmak zorunda kaldı sevgili izleyiciler. Önce onu söyleyeyim isterseniz küçük bir gündeme değinelim. Ben şöyle bakalım. Özgür Özel'in konuşmasını bulmaya çalışayım. Şuradan çıkalım. Şuradan şöyle konuşmasını bulabilirsin. Ee, oraya gelirken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın konvoyuna suikast düzenlenmiş arkadaşlar. Selman'ın konvoyunda bulunan korumaların olduğu bir araç patladı ve en az iki koruma ölmüş. Selman saldırıdan yara almadan kurtulmuş arkadaşlar. İlginç. Bakalım bu saldırının arkasından kim çıkacak? Kim çıkacak bilmiyorum. E, nikah Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma açılmış. İzmir'de dua okunmasına izin vermeyen nikah memuru hakkında halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlatılmış. Bence de iyi yapılmış arkadaşlar. Ne oluyor duadan? Ne korkuyorsunuz? Ne çekiniyorsunuz Allah aşkına yani? Allah Allah. Böyle bir şey var mı yani? Böyle bir rezillik var mı? Ne oluyor yani? E, bahçeli ve görüş... E, bahçeli Bahçeli arkadaşlar... Özgür Özel görüşmesinden önce grup konuşmasında çok sert çıkış yaptı. Önce onu söyleyelim. Özgür Özel'e dedi ki, saati soruyorsun. Osman Kavala'yı çıkar diyorlar sözlerine. Saati merak ederse bana sorabilir diye yanıtlamış. Osman Kavala'nın çıkarılmaması ile ilgili arkadaşlar bakın çıkarılmaması ile ilgili çok sert açıklamalar yapmış. Ee, çok sert ama öyle böyle değil. Onu konuşacağız tabii. Ve ilginçtir. Özgür Özel'in Devlet Bahçeli ile yaptığı konuşmaya Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'la birlikte gitmesi ilginç. Sabahleyin ve Gökhan Günaydın'la bir görüşme yaptım sevgili arkadaşlar. Önce onu paylaşayım hemen. Ee, Gökhan Günaydın'a dünkü yapılan MHK toplantısında kendisi bir MHK üyesi aynı zamanda Gökhan Günaydın İstanbul Milletvekili Dedim ki Özgür Özel MYK'ya bilgi verdi mi Erdoğan'la baş başa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı baş başa görüşmeyle ilgili olarak verdiğini söyledi. Nedir başlıkları dedim. Yani Erdoğan'la niye müzakere yaptı ki özellikle dün konuşmasında müzakere olduğunu söyledi. Bir müzakere mi dedi ki bu dedim. Dedi ki Özgür Özel'in Sayın Genel Başkanımızın Erdoğan'a götürdüğü kimi teklifler kabul edildi. Kimi tekliflerde kabul edilmedi dedi. Çok ilginç sevgili izleyiciler. Tabii bir gazeteci olarak şunu sordum. Ee, hangi teklifler e, Erdoğan kabul etti ve hangi teklifleri kabul etmedi sorusunu sordum. O da dedi ki bununla ilgili olarak açıklama yapamam. Şimdi sevgili izleyiciler siz Cumhurbaşkanı ile ilgili Türkiye'de ana muhalefet partisinin genel başkanı bir görüşme talep ediyor 31 Mart seçimleri sonrasında. O görüşmeyi Çankaya'da yapmak istediğini söylüyor. Ardından e, Erdoğan'ın özel kalemi ya da Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri e, külliyede olacağına yönelik açıklama yapıyorlar. Sonra AK Parti Genel Merkezi'ne yapılıyor bu görüşme. Ama soru şu. Neyi müzakere ettiler abi? Ya, yani ne demek yani müzakere yapıldı? Özgür Özel'in dün Denizler'in mezarı başında yaptığı bu açıklama çok ilginçti. Müzakere arkadaşlar. Müzakere. Ve Gökhan Günaydın'ın da bugün o müzakerede Erdoğan'ın kimi önerileri kabul ettiği ve kimi önerileri de reddettiği ilginç bir saptamaydı. Önce onu söyleyeyim. Çok ilginçti. Ama bu saptamanın bu saptamanın içerisinde sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, Namık Tan sevgili arkadaşlar. Yani Özgür Özel'le Özgür Özel'le şeye katılan söyleyin. Baş başa görüşmeye katılan Namık Tan çok ilginç bir tweet attı arkadaşlar bugün. Bakın çok ilginç bir tweet attı. Önce söyleyeyim. Şuraya gelelim. Nereden geldim? Bana? Namık'tan'ı bulacağız ama nasıl bulacağız? Evet bulduk. Sevgili arkadaşlar Namık'tan'ın bugün attığı çok ilginçti. Çok ilginçti. Çünkü yani bugün derken 20 saat önce attığı şey size özellikle bir şey söyleyeceğim. Bir bölümünü okuyacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ee, özellikle özellikle CHP olarak biz Gezi davasından da Kobani davasından da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasından da yerel yönetimlerin güçlenildirilmesi ve seçmenin iradesine saygı duyulmasından da sansüre de karşı da yolsuzluğa karşı da eğitimde akıldan bilimden layıklıktan uzaklaşma girişimlerine karşı da Külhan Bey Yusuf'la kahvehane filozoflarına asla boyun eğmeyeceğiz. Arkadaşlar müzakerenin başlık, başlıklarını Namık'tan bu e, bugün attığı tweet'le tam oyuna duyurdu aslında. Bakın tekrar söylüyorum. Yani milletvekili Namık'tan, eski büyükelçi Namık'tan aslında masadın ne olduğunu söyledi ama hak ve özgürlüklerin savunulmasında asla geri adım atmayacağız. Vasatın tasallutuna da devletin idaresindeki yozlaşmaya da tüm cebarut uygulamalara da aynı direnci göstereceğiz. Ne olursa olsun cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmayı mutlaka başaracağız dedi. Ama arkadaşlar laylik, laiklikten uzaklaşma girişimlerine karşı da külhan bir üslupla kahvane filozoflarına da asla boyun eğmeyeceğiz. Kim söyledi arkadaşlar? Ben bu kahvane filozoflarına Külhan Bey'i üslupla Kahvehane filozofları dediği de devlet bahsediği kastetti. Ama ilginçtir sevgili izleyiciler konuşmasının ama açıklamasının Twitter'dan yaptığı açıklamanın bir yerinde çok ilginç bir not daha paylaştı. Orada da orada da Sovyetler Birliği deneyimine giderek Sovyetler Birliği'nden örnekler vererek birini hedef tahtasına koydu arkadaşlar. Şimdi kimdi o? Onu da söyleyeceğim size. Gelelim yavaş yavaş. Sovyetler Birliği'nden örnekler ve Namık Tan. Ve Namık Tan sevgili arkadaşlar. Şöyle gelelim. Oraya da geleyim. Namık Tan orada da hedef olarak sevgili arkadaşlar Mehmet Uçum'u hedefe koydu. Şöyle. Çok ilginç. Can Atak. Can Atak. Pardon. Şimdi jana ile de bir sohbet gerçekleştirdik kulis bilgisiyle ilgili de. Arkadaşlar dedi ki Sovyetler Birliği döneminde Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin aparatçılığını yapmaya yeltenmiş birilerinin bakın aparatçılığını yapmaya yeltenmiş yani Türkiye Komünist Partisi üyesi olan Mehmet Uçum'la ilgili söylüyor. Bugün çıkıp zamane düşünürü pozlarında topluma kabadayılık yapma cüretini gösterebilmeleri düşündürücü diyerek açıklamasında bunları hem kahvane Külhan Bey üslubuyla kahvane filozofu diyerek Devlet Bahçeli ve Mehmet Uçum'u hedef noktasına koyunca ben içeride Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesi içinde Mehmet Uçum'un da konuşulduğunu tahmin ediyorum. Çok net. Ama ama Erdoğan'ın o müzakerede Özgür Özel'in deyimiyle hangilerini kabul etti ve kabul etmedikleriyle ilgili olarak eğer Devlet Bahçeli ile görüş demediyse bugün gerçekleşen o görüşmenin de Erdoğan'ın tavsiyesiyle yapılmamışsa hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bakın çok net. Erdoğan'ın tavsiyesiyle yapılmamışsa hiçbir şeyi bilmiyorum. Şimdi Özgür Özel'le e, Devlet Bahçeli bugün görüştüler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek 45 dakikalık bir görüşme yaptılar. Ve Bahçeli gazetecilerin görüşme nasıl geçti sorusuna Sayın Genel Başkan değerlendirme yapar ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i e işaret etti. Özel'in grup toplantısında görüşmeye ilişkin konuşması bekleniyor da çok ayrıntılı konuşmadı. Direkt olarak konuşmayla ilgili olarak onu söyleyelim. Ama uzun bir konuşma yaptı. Ve görüşme odasına yalnızca Devlet Bahçeli ve Özgür Özel girdi arkadaşlar. Grup başkan vekilleri hem MHP'nin grup başkan vekili Erkan Akçay ve Sermet Atay ve Cumhuriyet Halk Parti grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın dışarıda kaldılar arkadaşlar. Şimdi bu, bu görüşmeden önce tabii bu görüşme öncesi ve sonrasında Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin çok sert konuşması aslında hedef noktasına Sinan Ateş davasını koyması Sinan Ateş davası başlamalı elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz. Ülkücü kanı olanlar kim arkadaşlar? Herhalde siyasal iktidarı kastetmiyor. Kimi kastediyor sizce? Şimdi Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Kimin elinde hangi belge varsa mahkemeyle paylaşmalı. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek? Pensilvanya'ya mı dayanacak? Hep beraber göreceğiz. Açık bir şekilde Tehdit etti. Tehdit etti de siyasal iktidarın kendisi arkadaşlar. Pensilvanya FETÖ diyerek siyasal iktidara gözdağı verdi. Ankara'da mı bitecek şey işi, e, deyimiyle de direkt olarak Ankara Ankara <laughs> mesajını verdi. Şimdi şimdi devam etti. Devam etti Bahçeli. <laughs> Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız. Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz demiş. Siyaset kavga aranısı değil konuşma sahasıdır diyerek de siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halsane dileğimizdir. Siyaset kavga aranası değil konuşma sahasıdır. Muharebe yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Müzakere deyimi çok önemli. Demlenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Başkanı'nın görüşmesine es geçip boşa düşmeleri kendi bileceği şeydir. Tekrar cümleyi okuyayım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Başkanı'nın görüşmesine es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları ortak geleceğidir diyor. Bir cümle önce Cumhurbaşkanı ve Özgür Özel'in görüşmesini boşa düşmeleri es geçip boşa düşmeleri mahkeme kararları değiştirilemez diyor ve Osman Kavala üzerinden çok net şey yapıyor tavır koyuyor. Ve çok büyük ihtimalle Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen özgür özele Erdoğan bunu yapamam. Git devlet bahşeli ile görüş dedi sevgili arkadaşlar benim anladığım. Ve Devlet Bahçeli de Devlet Bahçeli de çok net bir şekilde tavrını koydu. Şimdi diyor ki yargıya talimat vermek suçtur. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargına yetkisinin kullanılması ilgili beyanda bulunamaz. Hiçbir organ mahkemelere emir veremez, tavsiyede bulunamaz. Yargıya talimat vermek suçtur. Allah aşkına bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da Devlet Bahçeli'de her grup konuşmasında yapıyor. Ama şimdi başkalarına diyor ki yargıya talimat vermek suçtur. Mahkeme kararları değiştirilemez. E mahkeme misiniz? Mahkeme kararları değiştirilebilir. Üst mahkemeye itiraz edersiniz. Onun bir üstüne itiraz edersiniz. Yargıtay en son aşama, anayasa mahkemesi en son aşama. Tüm kara, yargı kararları değiştirilebiliyor Sayın Bahçeli. Ama kime gözdağı veriyor tabii. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç iler, ilerletilmektedir. Bahse konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'ler yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhatapların yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçı ve FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz, Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı? Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar, kendisiyle açıkça paylaşırım demiş. Sevgili arkadaşlar Ankara'da Ankara'da bir şeyler oluyor. Oluyor ama neler oluyor? Şimdi verim size Bahçeli'nin o konuşmasını. Bir izleyin beraber de dinleyelim Bahçeli. Hayatlarında tek bir defa ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimiz ve ilk ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır. Bugüne kadar niye iddianame hazırlanmadı diye sordular. İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Davamızı yargılamak için kuyruğa girdiler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz şudur. Mezkur iddianame ile ilgili Mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde hangi belge ve bilgi varsa mahkemeye sunmalıdır. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipine kadar malum partiler neyi biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirmelidirler. Abdestten şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Çiğ süt içmeyenin karnı da ağrımaz. Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilva'ya mı dayanacak? Podri Meydan hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar çok net bir şekilde Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinin MHP'ye e, uzatılmasına, MHP'deki genel başkan yardımcılarına ve eski milletvekillerine bağlanılmasına, ülke ocaklarına bağlanılamayacağına yönelik olarak noktayı koydu arkadaşlar. Bu kavga, bu nokta burada biter mi, devam eder mi? Hep beraber izleyeceğiz. Siyasal iktidar o, 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ayyub Boran Kapla davasıyla buluşturur davayı genişletir mi? İddianameyi genişletir mi? Ama Sinan Ateş'in eşinin ifadelerinin bile çöp atıldığı, iddianameye konulmadığı bir olayda Sinan Ateş cinayetinin kapatıldığını ve o kapatılmanın da iktidarla MHP tarafından çay yolunda Devlet Bahçeli ile Erdoğan tarafından bir mutabakata bağlandığını düşünenlerdenim sevgili izleyiciler. Abdülkadir Selvi Devlet Bahçeli'den Kürsüde Osman Kavala çıkışı Abdülkadir'in yazıları gündem olmuştu biliyorsunuz. Kimse mahkemeye talimat veremez dedi Abdülkadir Selvi'ye yüklendi. Emin olunuz bu şahıs doğrudan doğruya Osman Kavala serbest bırakılmalıdır dese de dese daha tutarlı ve omurgalı olurdu diyor çok net bir şekilde. Ve Abdülkadir Selvi'ye de çaklı üstü kapalı konuştuğu için söyleyelim başka ne var. Diyor ki ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Yani bizden hiç kimseyi alamazsınız diye açık bir şekilde tepkisini ortaya koydu sevgili izleyiciler. Geçiyorum bir uğramışsın hoş geldin uğramışsın. Ee, bence Sinan Ateş davasını net bir şekilde bu saatten sonra açılır gider mi diye soracak olursanız Sinan Ateş davası hem hakimine bakınca, hakiminin kim olduğuna bakınca, iddianameye de bakınca sevgili arkadaşlar, Erdoğan ve Devlet Bahçeli tarafından tatlıya bağlandığını görüyoruz. Özgür Özel de bugün Devlet Bahçeli'ye giderek Erdoğan'la çözemediği hangi konuyu çözdüğünü önümüzdeki günlerde göreceğiz sevgili arkadaşlar.